Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi makyajlı Honda HR-V ile karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Honda HR-V'nin ön tasarımı düz çizgilerden oluşuyor. Tam ortada Honda logomuz var. Gündüz ledlerimiz sönüyor, sinyallerimiz yanıyor. Sinyallerimiz de kayar led olarak yanıyor. Led farlarımız standart olarak geliyor. Sis farlarımız buraya gizlenmiş. Şöyle alta iyice eğilmeniz gerekiyor sis farları görebilmek için. Alt tarafta yine parlak siyah malzememiz var. Difüzörümüz gümüş renkli olarak yapılmış arkadaşlar. Aracın üzerinde 225 50 R18 ebatında alışımlı jantlarımız var. Primacy 4 serisi Michelin lastiklerle beraber geliyor. Dodiklerimiz parlak siyah malzemeyle kaplanmış durumda. Hemen bakın ön tamponun altındaki bu parlak siyah malzeme çamurluk üstlerinde devam ediyor. Kapı altlarından devam ederek en arkaya kadar gidiyor. Ön tarafta plastik olan izolasyon malzememiz arka tarafta halı olarak yapılmış. Tavanda bir tavan rayımız yok. Üst donanıma çıktığınızda çift renkli olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu donanımda cam taban da gelmiyor. En üst donanım olan Style pakette arkadaşlar cam taban geliyor. Aracın stop grubu da komple led olarak yapılmış. Çizgi şeklinde yapılmış. Boydan boya devam ediyor. Aracın ön panjurundaki çizgileri hemen hafızanıza getirseniz benzer bir tasarım olduğunu burada da görüyoruz arkadaşlar. Sinyallerimiz led, geri vites lambamız, aracın tüm ışık sistemi led olarak yapılmış. Honda HR-V'mizin bagajına bakalım. Elektrikli bagaj var arkadaşlar araçta. Advanced ve Style donanımda bagaj hacmi değişiyor. Style donanım biraz daha küçük bagaj hacmi çünkü ses sisteminin subwoofer'ı bagaja ekleniyor. Aşağı yukarı 15 litrelik bir bagaj hacminden çalıyor. Şu an 319 litrelik bir bagaja bakıyoruz. Style'da 304 litrelik bir hacim var. Bu küçük, evet katılıyorum. Bunun sebebi arkadaşlar bataryaların hemen arka tarafta şu koltuk ve bagajın altına doğru gelmiş olması. Honda mühendisleri bunun da önüne geçmek için benzin deposunu şoför ve yolcu tarafının altına almış ve arka koltuğun altında büyük bir yine bagaj alanı oluşturmuş. Yani sihirli koltuk dediğimiz bir özellik var. Onu da iç tarafta göstereceğim. Yine kullanışlılığı artırmış arkadaşlar. Genelde zaten bu şekilde kullanıyoruz. Bataryalar burada olduğu için bir alt tarafa inmiyor. Şöyle bir alan daha var burada. Bu da yine kullanışlılığı artırıyor. Tamamen plastik yapılmış. Yani ıslak bir malzemenizi bunun içerisine koyabilirsiniz. İlk yardım seti buraya koyulmuş. Panzerot da bagaja entegre olarak yukarıya kalkıyor. Şöyle ince bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Bu düğmeye bastığım anda bagaj kapağı ben uzaklaştıktan sonra kapanacak. Buradaki düğmeye bastığımda da direkt bagaj kapağı kapanıyor arkadaşlar. Öyle de bir özellik yapılmış. Güzel bir detay. Arka tarafta diz ve baş mesafesi bence bu segmentte en iyilerden biri arkadaşlar. Şöyle üst tarafa doğru baktığımızda hani yumuşak sayılabilir. Şöyle dokunduğunuzda yumuşak hissediyorsunuz ama sert bir malzeme burası. Şöyle temas edeceğiniz yerler yumuşak malzemelerden yapılmış durumda. Deri kaplamalar burada mevcut. Şöyle bir su şişesi için yer var ama burada bir cebimiz yok arkadaşlar. Sadece şu kolçağı bir eşya gözü olarak da kullanabiliriz. Gelelim sihirli koltuklara. Alameti farikası nedir? Şöyle koltuğu, hafif bir koltuk arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çektiğinizde şuradaki demiri katladığınız anda arkadaşlar bu koltuk böyle sabit olarak durabiliyor. Burada büyük bir alan oluşuyor ve dikdörtgen bir alan. Buraya büyük bir eşyanızı koyabiliyorsunuz. İsterse küçük parçayı, isterse büyük parçayı kaldırabilirsiniz veya her ikisini aynı anda da kaldırabilirsiniz. Ön tarafı ben kendime göre ayarladım arkadaşlar. Şöyle detayını göstereyim. Bildiğiniz bir karışım. Boyumda 1.82, 1.82'nin arkasında 1.82 oturuyor. Öyle düşünün. Baş mesafesi de bence yeterli. Hani 2 parmak, 3 parmak. 3 parmak yani maksimum. Şöyle 2 parmağım giriyor. 3. parmağım biraz daha azalan kalıyor. Bence yeterli diz ve baş mesafesi var. Bu tabii kupevari bir tasarımla taban çizgisi biraz daha aşağıya düşüyor arkadaşlar. Ama yukarıda da yine rahat bir alan var. Ortaya baktığımızda 2 tane hava çıkışımız var. Altta 2 tane USB tip C girişimiz var. Böyle büyük bir eşya bölümümüz var. Burada bir şaf yüksekliğimiz neredeyse yok diyebiliriz. Düz bir alan var arkadaşlar burada. Cep telefonu koymak için bir gözümüz var. Ufak tefek eşya. Hani şarj ederken telefonu nereye koysam diye işte istenirse buraya, istenirse buraya. Bakın bunun içi de keçeli olarak yapılmış. Hani çizilmeler karşı daha etkili. Ve burada da büyük bir eşya bölümümüz var. Koltuklarımız parçalı deri olarak yapılmış. Şöyle detayını size göstereyim. Temas edeceğimiz yerler deri olarak kaplanmış ve oturduğumuz yerlerde o yumuşaklık hissiyatını vermek için de kumaş olarak yapılmış arkadaşlar. Kolçağımız var mı? Evet. Arada bir kolçak da var. Yine güzel detaylardan. Bunun da yüzeyi deri olarak kaplanmış durumda. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var.
Kör nokta uyarı sistemi hemen şuradan, bakın ışığı burada yanıyor. Arka tarafta biraz sert bir plastik demiştim. Burası yumuşak olarak kaplanmış arkadaşlar. Şuralarda yumuşak, buralar yumuşak malzemeler. Bardaklık ve ufak bir eşya gözümüz var. Aynayı kendiniz de katlayabiliyorsunuz. Koltuklarımız manuel olarak ayarlanıyor. Sol taraftaki düğmelerimize bakalım. Bagaj açma, park sensörü iptali, ESP off. Tuşumuz burada. Havalandırma sistemimizi bile istenilen şekilde ayarlayabiliyoruz. Hava dağılsın veya düz gelsin şeklinde ayarlanabiliyor ve bunun bakın kumanda birimi bile hani ince işçilik burada yapılmış. Böyle krom detaylar yapılmış arkadaşlar. Bu da güzel hissettiriyor insanı. Şuradaki detaylar hani burası boş bırakılabilirdi ama hani buraya da böyle bir detay yapılmış olması hoş bence. Şöyle direksiyon detayına baktığımızda adaptif hız sabitleme burada. Sol tarafta direksiyon ısıtmamız var. Böyle multimedya ayarlarını da buradan yapıyoruz. Yuvarlak bir hava yastığımız var arkadaşlar. Şöyle detaylarında adaptif hız sabitlemeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Çalıştırmak için düğmeye basılıyor. Şöyle basalım. Şöyle bakın burada mesafeyi ayarlayabiliyoruz. Daha yakından size göstereyim. Aradaki mesafe istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Öndeki araca göre istediğiniz yakınlıkta gidebiliyor. Bunu kendini ayarlayabiliyor. Elektrik şu an bataryamızın neredeyse yarısı dolu arkadaşlar. Şu an nasıl bir limitleme yapabilirsiniz? 30 kilometreye şu an ayarlanmış mesela. Şunu kapatalım. Hız sabitlemeyi de ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Sesli kontrol özelliği var. Düşük hızda frenleme kontrolü, çarpışma azaltma fren sistemi. Bunlar da güvenlik önlemlerimiz. Emniyet kemeri uyarıları. Şu an ben emniyet kemerini bağlamadığım için bana bir çarpı atmış arkadaşlar. Fren lambası göstergesi. Frene basayım. Evet, frene bastığımda bu çok güzel bir özellik. Frene bastığımda lambadan bir tanesi yanmıyorsa onu da burada görebiliyormuşum. Yine güzel bir detay. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Sürücü dikkat seviyesi. Bu evet, burada barem olarak yapılmış. Yine bu da güzel bir detay. Direksiyon arkasında kulakçıklar var. Bunlar rejeneratif frenlemeyi arttırıp azaltabiliyor. Vitesi buradan değiştirmiyoruz arkadaşlar. Şöyle multimedya ekranımıza bir bakalım. 9 inçlik multimedya ekranımız var. Buradaki dijital ekranımız da 7 inçlik arkadaşlar bu arada. Aradaki ölçüleri merak edenler için. Ana ekranımız burası. Tüm ayarlarda bakalım. Genel sistem ayarları, araç ayarları, yol bilgisayarı. Şöyle araç ayarlarında neler varmış. Lastik inik uyarı sistemi, sürücü destek sistemi. Kapı pencere, görüntüler, elektrikli bagaj kapağının ayarı. Zannetsem yükseklik ne kadar açılsın, kapansın diye onun ayarını buradan yapabiliyoruz. Şöyle detayları güzel. Burada havalandırma menfezlerimiz var. Şöyle detaylar var. Şuralar sert malzeme. Burası da yine bir sert malzemeden yapılmış. Koltuk ısıtmalar var. Ayna ısıtmalar buradan yapılıyor. Şöyle fanı biraz kısalım. Detayları güzel. Büyük büyük. Şu hava menfezimizin ayar tuşuna benzer bir ayar yapılmış. Böyle ısıtırken bakın kırmızıya dönüyor. Şöyle ışığı göstereyim. Soğuturken maviye dönüyor. Bu detayı hoş. Yani ince detaylar yapılmış. İki tarafı böyle ayarlayabiliyoruz. Burada bir USB tip A, burada bir tip C. Yani hem eski nesil hem yeni nesil enerji çıkışları yapılmış. Burada bir eşya bölümü var. Telefon olur, ufak tefek mendil olur. Buraya bir eşya koyabilirsiniz. Şurada yine bir eşya bölümü var. Hemen alt tarafta CVT şanzımanımız. Burada arkadaşlar ve ışıklı. Hemen şurası. Parlak siyah malzemeler, burada detaylar var. Şöyle dizinizin temas edeceği yerler yine deri kaplı yumuşak malzemelerden yapılmış. Burada bir sürüş modumuz var. Şöyle detayını göstereyim ben hemen. Burada değiştirirken normal, spor. Spora geçtiğimizde tabii kırmızıya dönüyor. Normal, bu da eko olarak ayarlayabiliyorsunuz bu sürüş modlarını. Eğim iniş özelliği var. Yokuştan iniş özelliği. Bakın bunu açıp kapatabiliyorum. Burada hemen elektrikli el freni ve frende tutma fonksiyonumuz var. Burada iki bardaklığımız var. Buralar yine sert malzemelerden yapılmış arkadaşlar. Bu test aracı ruhsatı da burada. Yine burası deri kaplı. İleri geri de hareket etmiyor burası. Bu koltukların yanları da yine deri kaplı olarak yapılmış arkadaşlar. İçi kumaş detayları. Ve kumaşın şöyle bir üst kısmında yumuşak bir malzeme de var. Temas edecek yerler kırçıllı bir malzemeden yapılmış. Şöyle iki arasını göstereyim. Şöyle torpidomuza da bir bakalım. Şöyle detay amortisörlü olarak burası açılıyor. Bir aydınlatma var. Honda HR-V ülkemize tek motor seçeneğiyle geliyor. 1.5 litrelik bu motor 1498 cc hacmine sahip. 107 beygir, 131 Nm torque değerleri sunuyor.
Şanzımana entegre bir elektrikli motor var içerisinde. Elektrikli motor ise 131 beygir ve 250 Nm tork değeri sunuyor arkadaşlar. Sistem gücü toplam 131 beygir gücünde. Hem %100 elektrikli olarak çalışabiliyor ya da benzinli motorla beraber elektrikli motor aynı anda çalışabiliyor. Karışık modda çalışabiliyor. Bu şekilde 0-100 hızlanması 10.6 saniye. Son hız olarak da 170 km olarak verilmiş. Honda HR-V'nin yakıt tüketimi WLTP'ye göre 5.4 litre. Fabrika verisi de 4.6 litre arkadaşlar. 40 litrelik bir yakıt deposu var. 1380 kiloluk bir ağırlığa sahip. Honda HR-V 3 farklı donanım paketiyle geliyor. İçinde bulunduğum araç orta pakete sahip. Yani Advanced donanımlı. Alt donanım Elegance, üst donanım Style paket. Şu an HR-V'de kampanyada var. 150 bin TL kadar bir liste fiyatından indirim var. 1700 civarında bir fiyattan başlıyor. 1850 civarında bu aracın fiyatı arkadaşlar. 1900'lerde de en dolu olan versiyonun fiyatı. Honda Haldız Plaza'dayız Kocaeli Bayi arkadaşlar. Alt tarafı iletişim bilgilerini bırakacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Dilim döndüğünce yeni Honda HR-V'yi anlatmaya çalıştım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Önerileriniz, dilekleriniz olursa yine onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.